Çok fazla. Yani şunu söyleyebilirim. Aldığım hastaların yaklaşık ön duvar kalp krizi, LED ana damar tıkanması sonucu ve damara %100 kapanmış. Bitmiyor, yetmiyor. Yani nasıl yetmiyor? Hasta ölümü ölümden kurtuluyor mu? Normal bir kalp %65 çalışırken %30'lara düşüyor bazı hastalarımızda. Birçoğu hocam biz hareket etmiyoruz. Hatta bir hastanın aynen tabirini söyleyeyim size. Hocam diyor, elinde olsa salondan mutfağa skuterla gideceğim. Üzülerek belirtelim ki bizim merkezimizde de ve ülkemizin birçok merkezinde de, hatta dünya çapında da özellikle son 2 yılda genç bireylerde kalp krizi vakaları ciddi şekilde artmaya başladı. Bu tabii bizi de çok sıkan bir konu. Biz de bununla ilgili çeşitli araştırmalar yaptık, makaleler okuduk, yurt dışındaki yayınlanan bazı araştırmaları derledik, inceledik. Bizlerle, yani bizim merkezimizle, bizim ülkemizle dünyadaki diğer ülkeler arasındaki nedenlere baktığımızda ciddi bir fark yok. Bu son 2 yıllık süre içerisinde, bu Covid sürecinden sonra genç bireylerde kalp krizi vakalarının yaklaşık %20 arttığını gördük. Genç birey derken 40 yaş altı bireyleri kastediyoruz. Bazen aylık aldığımız vakaları incelediğimiz zaman kalp krize gelen vakaların yaklaşık yarısının, bu çok üzücü bir rakam, yarısının 40-45 yaş altı olduğunu görüyoruz. Nedenine vurgu yapacak olursak, yapılan yine çalışmalar ışığında konuşalım. %60-65 oranında sigaranın etkili olduğu net bir şekilde saptanmış durumda. Bizim burada, benim yaptığım ve bizim arkadaşlarımız beraber yaptığımız vakalarda da yaptığımız analizler, istatistiklerde yaklaşık %90'ının sigara içtiğini gördük. Sadece sigaraya bağlamak doğru değil ama sigara çok önemli faktör. Bu bir. İkincisi, yaşam tarzı değişikliği. Nedir bu? Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar değişmeye başladı. Hareketsiz bir yaşam tarzı, stres faktörü, obezite, bunların hepsi çok önemli, çok etkili faktörler. Covid'e mi bağlı? Bu soru çok soruluyor. Hocam işte bu 2 yılda bu kadar çok fazla kalp krizi gençlerde olması nedeni acaba Covid mi ya da aşılar mı? Buna direkt bağlamak doğru değil. Ama dolaylı olarak tabii ki Covid'in etkisini inkar edemeyiz. Neden? Çünkü Covid sonrası süreçte insanlar, hepimiz evlere kapandık. Yaşam tarzımız değişti. Hareketsiz bir yaşam tarzına maruz kaldık. Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar değişti. Hazır gıdaları daha fazla tüketir olduk. Tabi evde olunca bilgisayarlarla, işte elektronik eşyalara daha fazla zaman geçirmeye başladık. Bu da bizi daha çok tembelliğe itti. Bununla beraber stres faktörümüz arttı. İşte tütün, alkol, sigara kullanımı artmaya başladı. Bunların hepsini birleştirdiğinizde, bunların hepsi birer birer ayrı ayrı kalp damar hastalığı için risk faktörü, ciddi risk faktörü. Genç bireylerdeki kalp krizleri maalesef daha ölümcül oluyor. Yaşlılardaki damar yapısı, ben çınar ağacına benzetiyorum. Çınar ağacı dalları çok fazladır. Bir ana damar tıkansa bile diğer damarlardan, yan dallardan beslenip size bir zaman kazandırabiliyor ama gençler fidan gibidir, damar yapısı fidan gibidir ve dolayısıyla ana damar gittiği zaman yan damar sayınız az olduğu için bu maalesef ölümcül seyrediyor ve biz bu acısını çok görüyoruz. Sadece ölümcül olması değil, aynı zamanda kalıcı kalp yetmezliği, ölümcül ritimler, gelişme riski de daha yüksek oluyor. Yine yapılan bir çalışmada gençlerde maalesef görülen krizlerin %82'si acil serviste tanısı konuluyor. Bu çok kötü bir şey. Yani siz kalp hastasısınız ama bilmiyorsunuz, haberiniz yok sizden. Kriz geçiriyorsunuz ve acilde, krizde anjiyo masasında tanı konuyorsa bu çok kötü. Yine bunların büyük bir oranına, %86'lık bir oranına stent takılmak zorunda kalıyor. Bu da kötü bir şey. Sonuçta ömür boyu kalp damar hastası olmuş oluyorsunuz. Acillerin daha tehlikeli olduğu, daha fazla krize yol açtığı, hatta kanserojen madde miktarının sigaradan çok daha fazla olduğu saptandı. Dolayısıyla tütün kullanımı dersek çok daha doğru olur. Alkol ve her türlü uyuşturucu maddeden uzak durmamız lazım. Fast food gıdaları ciddi şekilde azaltmak lazım. Hazır gıdalardan uzak durmak lazım. Trans yağlar çok çok önemli. Trans yağları ciddi şekilde hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Nerede?